Denizci'nin yemek tariflerinden fırında kuzu tandır. Merhaba arkadaşlar, Denizci'nin yemek tariflerine hoş geldiniz. Sizlere bugün kuzu tandır yapacağım. Fırında yapacağım. Ağızda dokunur gibi dağılan ve kemiğinden eti rahatlıkla ayrılabilecek bir kuzu tandır yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz kekik kullanacağız, sarımsak kullanacağız, soğan kullanacağız. Kuzuyu sardıktan sonra, kuzu etini sardıktan sonra soğanları üzerine koyacağım. İşte bazı arkadaşlar, kuzu etini sevmeyenler var. Bunun kokusunu biraz daha bastırmak için ne yapıyoruz? Mesela sarımsağını, kekiğini, soğan koyuyorum ben. Biraz da tereyağı koyacağım. Bunları ilave ettikten sonra kuzu eti biraz daha lezzetli oluyor. Hem ağır bir kokusu olmuyor. Şu an yapım aşamasına geçiyoruz. Arkadaşlar ben kuzunun etini üzerindeki yağları çok fazla almadım. Yani eti biraz daha yağlı istiyorum. Fırında kurumaması için. Şimdi etimizin belirli yerlerinden bak şu şekil bıçakla yer açıyoruz. Bu şekil. Buraya. Buraya. Şimdi bu kısma yeterli. Şimdi bir sarımsağı buraya ilave ediyorum. Şu iç kısmına. Bunlar ete sarımsak lezzet veriyor. Bir de kuzu etinin ağır kokusunu bir nebze azaltıyor. Şimdi buralara sarımsağı ben koydum. Çok incelen kekik. Şu kısımlara. Fazla değil. Üzerine de koyacağız. Şu şekilde. İşte arkadaşlar kekiğimizi koyduk. Sarımsağımızı koyduk. Tereyağı gerçekten lezzet veriyor ete. Şu iç kısımlarına tekrar tereyağı koyuyoruz. Bu kısma da. Şimdi arkadaşlar tereyağımızı ilave ettik. Etimizi ters çeviriyoruz. Aynı işlemi bu kısma da yapıyoruz. Evet, buraya da bir yara açtık. Şuraya da açalım. Bir de buraya. Yeterli olacak. Sarımsaklarımızı tekrar ilave ediyoruz. Kekiğimiz. Tereyağımızı ilave ediyoruz. Üzerine inceden yağ ilave ediyoruz. Çok fazla değil. Şöyle hafifçe. Yağını ilave ettikten sonra tuzunu ilave ediyoruz. Masaj yaparak ete yediriyoruz. Aynı işlemi tekrar buraya alıyoruz. Tekrar yağımızı ilave ediyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Şu an kuzu tandırımız hazır. Şimdi ben bunu yağlı kağıda saracağım. Yağlı kağıttan sonra folyoya saracağım. Şu an sarma aşamasına geçiyorum. Şöyle bir kenara alıyoruz. Yağlı kağıdımızı
pardon, şöyle bir yapalım. Soğanları ilave edelim. Şöyle. Şu alt kısmını atalım. Şu yanlarını atalım. Yeterli olacak. Arkadaşlar ben yağlı kağıt kullandım. Tekrar alüminyum folyo kullanacağım. Direkt alüminyum folyoya sarmıyorum. Etimiz kuruma yapmaması için, yumuşak pamuk gibi olması için, fırında kurumaması için ben bunu kat yapıyorum. Hem de alüminyum folyoya eti değdirmemiş oluyorum. Sağlık açısından. Şu an kuzu tandırımız hazır. Önceden ısıtılmış 220 derece fırına atıyorum ben. Yaklaşık 3 saatten fazla pişecekten fazla derecesini açmıyorum. Etimiz pişmeye yakın. Fırının derece oranını biraz daha düşürüyorum. Yani kurumaması için. Arkadaşlar kuzu tandırımız pişmiştir. Şu an açıyorum ben. Evet, bakın. Kuruma yapmadı. Neden? Yağlı kağıda sardım, folyoya sardım. Soğanlarımız, bakın arada sarımsaklarımız da duruyor burada. Şöyle ben bunu bir kaydırıyorum burada. Yaklaşık 3 saatte pişti. Yani 220 derecede 3 saat pişti ama fırının ısısına göre, derecesine göre değişebilir. Her fırında 3 saatte pişmiyor. Bazı fırında 2,5 saatte pişiyor. Tamam arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Yani sallamadığım halde dökülüyor. Bakın. Dokunuş yetiyor. Bakın gördünüz mü? Çok önemli. Bakın. Güzel kızardı. Kesinlikle yanma yapmadı. Bakın. Önemli olan üzerindeki yağını fazla almanızı tavsiye ederim. O çok önemli. Kuzu tandırımız şu an hazır. Sunumda tekrar beraber olacağız arkadaşlar. Sunum aşamasında. Et kemiğinden ayrılıyor. Yani dokunmadan ayrılıyor. Ete dokunmadan ayrılıyor. Etimiz kuruma yapmadı. Kesinlikle kuruma yapmadı. Bunun üzerine tereyağı yakacağım ben. Sunumu tereyağıyla beraber yapacağım. Gerçekten mükemmel bir et oldu. Bakın. Arkadaşlar kuzu tandır için tereyağını eritiyoruz. Tereyağını erittikten sonra tandırımızın üzerine gezdireceğiz.
da tekrar beraberiz. Tandırımızı sunum tabağımıza aldık ve üzerine olmazlardan olmazı tereyağı gezdiriyoruz. Gerçekten mükemmel bir lezzet katıyor tereyağı. Ben biraz bol katacağım. Artık sizin damak tadınıza göre değişir. Az katabilirsiniz. Şöyle gezdirelim. Bence bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar, kuzu tandırımız hazır. Sunum tabağımızı aldık. Üzerine tereyağını da gezdirdik. Tekrar yepyeni farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenme butonuna basınız. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.